Engin Ardıç, Ekşi. Bu ihracatçıların bir de meclisi varmış. Tim, Türkiye İhracatçılar Meclisi. HDP meclise giremeseydi Selahattin Demirtaş da Taşra meclisleri kurup Ankara'yı kuşatacaktı. Ankara'ya yürümeyi planlayan Haziran çocuklarıyla işbirliği yapacaklardı. Bu memlekette meclis kurmak kolay olunca bu timin de her meclis gibi bir başkanı varmış Mehmet Büyükekşi. Ne alır ne satar ne yer ne içer bilmem İhracat yapıyor. Yapıyor da yapamıyormuş. Antalya'da basına demeç vermiş. Vermiş de ne vermiş? Türkiye'ye ve ekonomiye katkı sağlayacak bir hükümetin bir an önce kurulmasını istemiş. Yani eski hükümet bugüne kadar Türkiye'ye ve ekonomiye bir katkı sağlamıyor muymuş? Yoksa Mustafi hükümet ekonomiyle yeterince ilgilenmiyor mu? Öyle ya güvenlik falan gibi önemsiz konular var. Yuvarlak konuşmak ne kadar kolay ve rahat değil mi Sayın Büyükekşi? Gazetelerde resmin de çıkar ertesi gün. Hanım komşulara gösterir. Salla gitsin. Birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde... Nitekim Sayın Büyükekçi de öyle yapmış. Tüm Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğinin önemine değinmiş. Biz yazı diye yazsak kapının önüne koyarlar. Tacir söyleyince haber oluyor. Büyükekçi dengeli ve Türkiye'ye katkı sağlayacak bir hükümet istiyor. Yani AKP CHP koalisyonu. Vallahi bunu FETÖ de istiyor. Çünkü bir AKP hükümeti dengesizdir ve ülkeye katkı sağlamaz. Büyük ekşi tekrar seçime karşı. Seçim olursa 2015 yılını kaybederiz diyor. Neden? Hazirandan Kasım'a kadar sizin ticaretinize kim engel oluyor? Ticaret Bakanlığı'nın hangi partinin elinde kalacağına bakıp ona göre pozisyon mu alacaksınız? Doların yükselmesi mi sizi vuruyor? Hani Türk parası değer kaybedince ihracatın öne açılıyordu yahu? Ben ekonomiden anlamıyorum, beni aydınlatınız. Sayın Büyükekşi, hayatın normal akışına dönmesini istiyormuş. Hayat iki aydır anormal mi akıyor? Sıkıntı yalnızca Ankara kulislerinde ve İstanbul sermayesinin gazetelerinde. Denize girenlerin umurlarında değil Ankara'da neler olmuş. Yatırımlarda düşüş varmış bu da belirsizlikten istikrar ve güven ortamındaki bozulmadan kaynaklanıyormuş. Yılın ilk 5 ayında belirsizlik mi vardı? Ya geçen yılın son aylarında? Yoksa o bombaları Tayyip mi koydurdu? Sakın sizin ihracattaki sorunlar Avrupa pazarının büzüşmesinden kaynaklanıyor olmasın? Birinin ak dediğine ötekinin kara dediği iki zıt parti koalisyon kurarsa mı ortalığı istikrar ve güven kaplayacak? Mega ambalaj yapıp Çinlilere mi satacaksınız yurt dışından doktoralı 25 bin genç eşliğinde? Yoksa AKP'nin tekrar seçimi bu kez kazanması ihtimali mi sizi korkutuyor? İstanbul sermayesini çok korkutuyor da. Engin Ardıç, Sabah.